Şimdi ben interaktif bir sunum olsun istiyorum bu sunum. Eğer sorularınız olursa chatten benim görmem zor. Şuradan bir oturum başlatacağım. Sizler eğer canva.live yazıp şuradaki 202-614 numaralı kodu sorularınız varsa veya söylemek istediğiniz bir şey varsa buraya koyarsanız ben akışta görebileceğim. Dolayısıyla benim için daha kolay olacak. Projemizin ismi Why Don't We Keep In Touch'tı. Ben İngilizce öğretmen olduğum için biz Eda hocamla öğrencilerimizle ikimiz de proje okuluyduk. Öğrencilerimizde en büyük sıkıntı olarak okuma ve yazma becerilerinde eksiklik tespit etmiştik. Genelde projeler problemlerden yola çıkarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz de dedik ki ne yapabiliriz? Bir mektup arkadaşlığı projesi başlattık. Bu projemizde öğrencilerimiz işbirliği yapmalarını istedik. Farklı ülkelerden arkadaşlıklar edinsinler, yazma ve konuşma becerilerini geliştirsinler, keyif alsınlar, farklı kültürleri öğrensinler. Temel amacımız buydu. Projede 9 öğretmen, 350 öğrenci aktif olarak yer aldı. Biz o zaman Eda hocamla beraber ikimiz de platformun deneyimsizlerindendik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Hiçbir konuda fikrimiz yoktu. Ne e-twinning platformunda ne de herhangi bir şeyde. Biz kurucu üyeydik. Ortaklarımız da aynı bizim gibi acemiydi. Onlar da Ürdün, Hırvatistan hariç diğerleri Plus ülkesi fark etmişsinizdir. Ürdün, Hırvatistan, Azerbaycan ve Ukrayna. Bunlar da yeni başlayan arkadaşlarımızdı. Biz hep birlikte bir şey yapmaya çalıştık, bir proje yapmaya çalıştık. Ben buraya özellikle bu bilgiyi koymak istedim. Öğrenci katılımındaki yoğunluğu görmenizi istedim. Eda hocamın 3 sınıfı, benim 4 sınıfım, Ukrayna ortağımızın 4 sınıfı, Azerbaycanlı ortağımızın 1 sınıfı, yine Ürdünlü ortağımızın 2 sınıfı ve Hırvatistan'dan 1 sınıf olmak üzere bu öğrencilerle biz projemizi başlattık. Projemizde proje planımızı Genially aracını kullanarak planladık. Tabii biz şimdi Türkler tabii platformda yeniyken böyle olmuyor. Ama süreç içerisinde Türklerle beraber bir proje yaptığınız zaman bazen proje sizin başlattığınız şekilde çok da gitmeyebiliyor. Farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Bir araya geliyorsunuz, ya bunu böyle yapsak daha iyi olur mu diyorsunuz ve birlikte farklı bir ürün çıkartabiliyorsunuz. Ama yabancılarla olunca onlar başlangıcı ve sonu görmek istiyorlar. O yüzden biz her şeyi planlamıştık. Mesela bütün aktivitelerimizi böyle yazmıştık en başından sonuna kadar. Ve ortaklarımız ne yapılacaklarını en başından sonuna kadar biliyorlardı. Yani biz projeyi süreç içerisinde değiştirmedik. Başladığımızda nasılsa o şekilde devam etti. Öğrenci ve öğretmen tanıtımları biliyorsunuz projelerin olmazsa olmazıdır. Biz öğrenci ve öğretmen tanıtımlarını da yaptık. Tabii platformda yeni olduğumuz için o dönem Voki aracını öğrenmiştik. İlk olarak öğretmenler yaptık. Önce biz çekimi yaptık. Öğrencilerimize de örnek teşkil etti bu. Sonra öğrencilerimizden istedik. Yine öğrencilerimiz yaptığı çalışmaları platforma kendileri yüklediler. Tabii biz lise grubu olduğumuz için öğrencilerimiz aktif bir şekilde platformu kullanabiliyorlardı. O konuda bir sorun yaşamadık. Ama öğretmen arkadaşlarımız da bizim gibi tecrübesiz olduğu için biz tanıtım videoları çekiyorduk sürekli. Fakat işte çok tecrübesiz olduğumuz için onları biz henüz Twin Space'e koymadık. Koymamışız o zaman. Halbuki hepsini mesaj olarak öğretmen arkadaşlarımıza göndermiştik. Yaptığımız şeyin flipped learning olduğunu şimdi idrak ediyoruz. O zaman bunu yapmıştık. Okul tanıtımları yaptık. Okul tanıtımımızı da farklı bir araç Tingling'le yaptık. Öğretmen arkadaşlarımız yine tanıtımlarını hazırladılar ve bunu biz Tingling aracıyla videoları bu şekilde gömdük. Mesela biraz göstermek istiyorum. Hırvatistanlı ekibimizdi. Diğer ekipteki arkadaşlarımız, bu bizimkiydi mesela. Kedimiz vardı tabii okulumuzda. Bizi biliyorsunuz. Elazığ'daki arkadaşımızın hazırladığı, Eda hocamın hazırladığı tanıtım videosu. Yine böyle hızlı bir şekilde. Bu şekilde bunları biz platformda ThinkLink aracıyla sergiledik. Tabii bizim projemiz tamamen mektup arkadaşlığı üzerineydi. Çocuklarımız burada kendilerini çok dahil hissettiler. Lise grubu olduğu için burada görüyorsunuz çıktıları almış bir şekilde. Derste biz bunu yaptık. Yani müfredata entegre etmiştik.
Zaten her İngilizce dersine mutlaka mektup yazma etkinliği oluyor. Biz yazma etkinliğimizde de derste öğrencilerimize gerçekten kendi arkadaşlarının göndermiş oldukları mektupları yazdırdık. Tabii bu yazma işleminde şu akla gelebilir. Hani Türk Türkiye yazdı mı? Hayır, bunu yapmadık. Tamamen yabancılar, yani bir Türk ortak, bir Türk ortağı yazmadı. Tamamen yabancılarla eşleşerek yaptık bu işi. Devamında eğer devam edersek yine öğrencilerimizin, burada Ürdün'ün ortaklarımız, farklı farklı ekipleri görüyorsunuz. Öğrenci sayılarına göre bir eşleşme yaptık. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmadı. Hepsi etkinliğe dahil oldu ve mektuplarını yazdılar. Her teneffüs merakla geldiler. Hocam acaba mektup geldi mi? Ne zaman yazacağız? Çok dahil oldukları, çok severek yaptıkları bir proje oldu bu. Bizim en çok severek yaptığımız etkinliklerimizden bir tanesi de farklı dillerde şarkı söyleme etkinliğiydi. Yine biz ekipleri eşleştirdik. Hırvatistan Türkçe, Ukrayna yine Türkçe. Biz Ukrayna dilinde, Elazığ'daki Eda hocam Hırvat dilinde, Ürdünlüler de Türkçe şarkı söylediler. Bunlardan biraz dinletmek istiyorum. Gerçekten çok zevkli, öğrencilerimizin çok keyif alarak yaptığı bir etkinlikti bu. Hırvatların Türkçe bir şarkıyı seslendirmeleriydi. Ukrayna ekibi çok tecrübeli bir ekipti. Onların ekipmanları da vardı. Çok profesyonel bir şekilde bir çekim yapmışlardı. Öndeki konuşmaları geçip biraz Tarkan söylediler. Başkası olma, kendin ol. Benim çok daha Bundan sonra Ürdün, biliyorsunuz Ürdün'ün dili Arapça ve onlar için Türkçe şarkı söylemek hakikaten çok zordu ama başardı kızlar. Şöyle göstereyim. Nasıl anlatsam biliyorum, ateşim için sanmıyorum. Aa, dili dönmüşü dönmüşü ben değilim sanki, sanki. Bu da böyleydi. Biz de Ukrayna dilinde bir şarkı söyledik. Bizim okulumuzda Başak hocamız vardı. Yine müzik öğretmenimiz. Bu yıl tayin istedi. Başka okulda çalışıyor şu an ama çok başarılıdır. Ben onu çok takdir ederim. Her yaptığı iş çok başarılıdır. O bize bu konuda destek oldu. Hatta biz bu şarkıyı konserde söyledik. Başak hocamın konserinde. Şöyle ben biraz öğrencisi. Buradaki bütün enstrümanları çalan öğrencilerimiz tamamen öğrenci korosu her şeyiyle. Yine Eda hocamın okulu da yine Hırvatça bir şarkı seslendirdi hemen orada. Bu etkinlikte çok keyif alarak yaptık. Öğrenciler burada farklı dillerin telaffuzlarını, farklı dilleri konuşmanın önemini de öğrenmiş oldular. Bu şarkıları seçerken de tabii ki partnerlerimiz bize yardımcı oldu. Yani onlar şarkıları önerdiler. Biz Türkçe şarkıları önerdik. Onlar yine bize önerdi. Söylenmesi kolay şarkılar seçilmişti. Yine bizim projemiz tamamen konuşma becerileri ve yazma becerileri üzerine olduğu için biz online bağlantılara da çok önem vermiştik. Online bağlantılar çok düzenledik. 6-7 tane yapmıştık o zaman. Ve o online bağlantılarda tabii şu anki tecrübemle konuşuyorum. Şu anki tecrübelerimizde çok etkinlikler yapıyoruz. Ama o zaman da biz bunları yapabilmişiz. Quizizz aracını yeni keşfetmiştik. Ve bu Quizizz aracıyla projemizle ilgili bilgilerden oluşan bir bireysel, aynı anda yapacakları yine çocukların bir etkinlik düzenlemiştik. Sonra bunun hani sadece bireyselde kalmasını istemedik. Quizlet aracını kullandık. Quizlet aracını belki kullanan arkadaşlarım vardır mutlaka biliyorlardır. Quizlet aracında da takımlara ayırıyorsunuz. Yani çocuk önce bireysel başarıda
kendini gördü. Sonra da takım olarak çalışmanın önemini kavrasın diye bizler Quizlet aracını kullandık. Yine öğrencilerimize sertifikalar verdik. Flipit aracını burada da denedik. Bir hazine avı etkinliği vardı. Projemizle ilgili şurada örnek soruyu görüyorsunuz. Projemizle ilgili 4 soruyu başarılı bir şekilde bilen öğrencilerimiz sertifikayı aldılar ve burada başarma duygusunu da yaşamış oldular. Onlara da minik hatıralar oldu. Çok severek de her yerde paylaştılar. En can alıcı etkinliğimiz ve bizim bence projemizin başarılı olmasının, ödül almasının sebeplerinden bir tanesi de hikaye yazma etkinliğiydi. Bu bize öğrencilerimizden bir teklif olarak gelmişti. Biz bunu planlamıştık ama öğrencilerimiz de bunu istemişti. Bu bir fantastik bir hikaye oldu. Öğrencilerimiz bizim okulumuz başlattı, benim öğrencilerim başlattı. Sonra ortaklarımız sırayla Hırvatistan, Ukrayna, işte Ürdün ve Eda Hocam Elazığ'da en son bitirdi hikayemizi. Çok muhteşem bir hikaye oldu. Bunun basılmasını ve okunmasını çok isterdim gerçekten. Çok güzel bir hikaye oldu. Arkasından bunu karikatürleştirdik. Şimdi biz burada iki farklı teknik kullandık. İngilizce'de önce hikaye etme tekniğini kullanmak için hikaye past tense'in pekiştirdi öğrencilerimiz. Önce bir hikaye oluşturdular. Arkasından bunu diyaloğa çevirerek karikatürleştirdiler. Burada farklı bir teknik oldu. Yine yazdıklarının içerisinden diyalog yazarak yaptılar. Bu da yine karikatür etkinliğimizde. Farklı ülkeler aynı aracı kullandırdık ki birbirinin devamı olsun. Aracı önerdik. Nasıl kullanılacağını yine videosunu çekip öğretmen arkadaşlarımıza attık. Öğrencilerimize attık. Ürdün'ün ortağımız resim öğretmeniydi. O elle çizim yapan öğrencileri vardı. Bunlar el çizimleri. Bunları da koymak istedim. Çok başarılı çizimler vardı. Ve bence bizim projemizin bir diğer can alıcı yanı ödül anlamında yazdığımız kısmı öğrencilerimiz seslendirdiler. Ben buradan da biraz dinletmek istiyorum. Çok az zamanınızı çok almadan şöyle. You are really friendly. This planet is a peaceful place. You're not equal, you little miserable creature. Blouses are much smarter and more beautiful than you. I wrote a book about it. Haven't you read it, you poor thing? Yani böyle efektler verdiler. Hani direkt hikayenin gidişatına göre çocuklarımız seslendirmeyi de ona göre yaptılar. Yine Ürdün ekibi de benzer bir etkinlik yaptı. Şöyle. Burada da biz Tuntastik aracını kullandık. Öğrencilerimiz seslendirmeleri tamamen kendileri yaptı dediğim gibi. Ama biz önden videoları mutlaka paylaştık onlarla. Kitabımızı oluşturduk, karikatürlerimizi oluşturduk. Dedik ki buna bir kitap kapağı tasarlayalım. O dönem demokratik katılım teması e-twinning'in içerisine entegre edilmişti. Ve biz de bu kitap kapaklarını öğrencilerimizden tasarlamalarını istedik. Çeşitli kapak tasarımları geldi ve bir oylama yaptık. Demokratik katılım konusunu da buraya entegre ederek. Burada öğrencilerimizin seçimleriyle en iyi kitap kapağı seçildi ve bunu hikayemizin kapağı olarak belirledik. Yine bunun haricinde dediğim gibi biz forumu çok sık kullandık. Burada görüyorsunuzdur eminim 556 tane mesaj. Burası öğrencilere verdiğimiz serbest alandı. Burada çocuklar istedikleri konudan konuştular. Tabii ki bizlerin gözetimi altında mutlaka. Kontrol ettik neler yazıyorlar, ne konuşuyorlar. Öğretmenlerin alanı vardı. Yine projemizle ilgili başlıklarımız vardı. Genellikle projelerden çok böyle... Projelerde ben forumun çok kullanıldığını görüyorum ve yine dediğim gibi online bağlantılar pek live chat kullanılmıyor. Ama biz o dönem live chat'i de kullandık. Yani platformun her bölümünü kullandık. Burada live chat'le ilgili minik bir videomuz vardı, yine bunu hazırladık o zaman. Biz live chat'i şöyle yapıyorduk, bir konu karar veriyorduk. Mesela İngilizce tartışacağımız bir konu. Biz bu konuyu hemen... Öğrencilerimize bir hafta önceden duyuruyorduk. Çocuklarımız hazırlanıyordu. Belli bir saat veriyorduk. O saatte platforma giriş yapıp bu konuyu tartışıyorduk. Bazen tabii konular tıkanabiliyor. O zaman öğretmenler olarak bizler de orada olduğumuz için öğrencileri yönlendiriyorduk ve konu dışı
tartışmalar olmuyordu. Bu en çok keyif aldıkları yerdi. Biliyorsunuz öğrenciler Cambly uygulamalarına girmek istiyorlar işte ya da başka uygulamalara. Bu onlara birebir yaşıtlarıyla konuşma fırsatı ve güvenli bir ortamda konuşma fırsatı verdi. O anlamda çok değerliydi. Online toplantıları çok düzenledik demiştik. Öğrencilerimizle yaptıklarımız, burada öğretmenlerle yaptıklarımız vardı. Yaygınlaştırma olarak tabii ki haberler yaptık. Bu anlamda blog sayfası oluşturmuştuk. Tabii blog sayfasında tecrübesiz olduğumuz için düzenlemesini o zaman bilmiyorduk. Şu anda üst bandın mesela daha güzel bir şekilde düzenlenebildiğini biliyoruz ama o zaman böyle akıştan sunmuştuk. Ama bunların paylaşımlarını da yine öğrencilerimizin yaptığı etkinliklerle koyduk ve burası da çok güzel kullanıldı. Yine çok severek yapılan bir durum oldu. İnternet sitemiz de vardı. İnternet sitemizi Eda Hocam hazırlamıştı. Yine görev dağılımını da o zaman yapmıştık yani. Hepimizin bir görevi vardı aslında bizim projede. UDS o zaman bunu şart koşmuyordu ama biz onu bilmeden tecrübesiz yapmıştık. Bu projeyle gerçekten çok gurur duyuyorum. Bizim ilk yaptığımız proje ama çok güzel başarılara imza attı. Burada yine dediğim gibi burada bütün var olan etkinliklerimizin hepsini de buraya koyduk. Yine Facebook grubumuz vardı. Artık projelerin olmazsa olmazı, herkeste var Facebook. Değerlendirmeyi nasıl yaptık? Değerlendirmede biz ortada, yani projenin ortasına bir değerlendirme yaptık ve sonunda bir değerlendirme yaptık. Projenin değerlendirmelerinde de yine bu orta ve son değerlendirmeleri tabii ki şu şekilde anketlerimizi koyarak, sorularımızı koyarak, sonuçlarımızı koyarak platforma entegre ettik. Ama şu an UDS'nin kalite etiketinde istediği yorumlama, biz tabii ki o zaman böyle bir şart yoktu ama biz onu da yapmışız projemizde. Onu da yine Tuntastik aracıyla öğrencilerimiz birbirlerine proje hakkında ne düşünüyorlar onları sorarak yaptılar. Mesela ben hemen şurada... Now, I know their cultures, their lifestyles and their traditional foods. I learned a lot of things about the other cities. Also, we learned to respect each other. What about you, Ceren? Burada öğrencilerimiz tek tek birbirlerine işte proje hakkında ne düşündüklerini soruyorlar. Şimdi biliyorsunuz platformda çocukların e-güvenlik gereği yüzlerini flulaştırmamız gerekiyor. Ama burada karakter kullandığımız için çocukların sesi var. Hem hoş bir görüntü oldu bu anlamda. Hem de bir yorumlama oldu. O verilen değerlendirmeyi yorumlamış olduk. Yine ortak ürünlerimiz. Şimdi bu şarkıları birleştirdik. Bu ortak ürün olmuyor. Bu işbirlikçi ürün oluyor. Bütün şarkıların birleştirilerek oluşturulduğu bir video hazırlamıştık o zaman. Bütün etkinliklerimizi burada, bütün ekibin hazırladığı her şarkıyı bu şekilde birleştirdik. Bu işbirlikli ürün. Bu bizim hikayemizdi. Şimdi bu hikayemizin biraz göstermek istiyorum. Çünkü bu özel bir... Okulumuzun adını yazdık mesela. Karikatürümüzü koyduk ve şurada bilmiyorum ekranda görebiliyor musunuz? QR kodu vardı. Bu QR kodu okuttuğunuz zaman seslendirmesini de İngilizce olarak yapıyordu. Çocuklara telaffuz anlamında seslendirmesini de yapıyordu. Ve bütün kitabı bu şekilde tasarladık. Bu kitabımız çok orijinal. Hikayesi çok orijinal oldu. Bir uzaylı hikayesi ama aynı zamanda demokratik katılımı destekleyen bir uzaylı hikayesi. Çok çok güzel bir etkinlikti. Bu çok keyif alarak yaptığımız bir etkinlikti. Yine mektuplarımız vardı. Mektuplarımızı topladık, derledik. Bunların tamamını öğrenciler yaptı. Biz hiç elimizi sürmedik. Çocukların özel bilgileri var tabii ki. Mesela onları yazdırmadık. İşte kontrol ediyorduk mektupları zaten. Hani işte Facebook adresini yazmasın, Instagram'ını yazmasın, soyadlarını yazdırmadık. Ama hani bazen böyle mektuplar içerisinde isimleri falan oluyor. Bunları kitaplaştıracağımız zaman öğrencilerimiz tek tek bunları... Bu bilgileri çıkardı. Bunları yine yapan öğrencilerimdi benim. Yani Eda Hocam'ın, benim, diğer partnerlerimizin. Hepsi buraya işbirlikçi bir şekilde tek bir adres aldık. Bu işbirlikçi çalışmaya o anlamda çok hani davet yapamıyorsunuz ama bir adresten hepsi yapabildiler. Buraya yükledik onları da. Kartpostallarımız vardı. O dönem tabii ki bayramlar falan oluyordu. Ramazan bayramı vardı. Onlar bizim için hazırlamışlardı. Yine Paskalya vardı. Bu şekilde ETV'nin günü vardı. Bunlar için posterler falan hazırladık. Onlardan bir örnek buraya koyduk. İşte hazır bu tasarım olduğu için bunu birleştirdik aslında, kitaplaştırdık. Çocuklar bunu kendileri tasarladıkları için
Yoksa bu da ortak ürün olmuyor aslında. Sadece tasarım olduğu için buraya koyalım istedik platforma. Karikatürler, çok fazla karikatür yapılmıştı. Hikaye için seçmek durumunda kaldık. Çocuklarımızın tamamı, platforma kayıtlı çocuklarımızın, bakın elle çizimler de var. Yine karikatür araçlarını kullanarak yaptıkları da var. Bunları da birleştirdik. Bunlar hikayenin birbirinin devamı olduğu için bu ortak ürün oluyor. Bir hikaye üzerinden yazıldığı için sıralamaya da dikkat ederek birleştirdik bunları ve bu şekilde bir ortak ürün yine oluşmuş oldu. Biz en çok beğendiğimizi seçerek koymuştuk kitaplara. Kitap kapaklarını yine çocukların emekleri olduğu için onları da Book Creator aracıyla birleştirdik. Biraz bağlantıda belki problem olabilir. Hemen açmayabilir, açtı şu an. Mesela onları da bu şekilde o kadar çok kitap kapağı tasarlandı ki hani onları da platformda sergilemek istedik. Bu da böyle. Ve etiketlerimiz, bu konuda biraz ben konuşmak istiyorum. Bu projede sadece iki Türk ortak vardı. Kalan bütün partnerlerimiz yabancıydı ve tamamı, Türk ortaklar ve yabancıların tamamı etiket aldı. Biz bu projemizle beraber Eda Hocam'la Ulusal Konferans, Antalya Konferansı, 10. Antalya Konferansı'na davet aldık. Projemiz Türkiye genelinde yapılan değerlendirme ile ilk 200 proje içerisine girdi. Tabii başarı belgeleri geldi arkasından. Yine ben uluslararası konferansa davet aldım. Pandemi olduğu için iptal oldu, gidemedik. Eda Hocam uluslararası konferansa katıldı. Online olarak katıldı. Ve bunun arkasından Ürdünlü ortaklarımız Fransa uluslararası konferansına davet aldılar bu projenin ardından ve gittiler. Ürdünlü ortağımız koordinatör oldu. Yine bütün Avrupa etiketlerini falan da aldılar. Yani kendi ülkesinde şu an koordinatör olarak görev yapıyor Ürdünlü ortağımız. Ve destek olarak, yani UDS biriminde de çalışıyor ama hepsi bu projeden sonra oldu. Bu şekilde bir projeyi de bize çok başarılar getirdi. Bunun yanı sıra arkadaşlık anlamında da çok güzel kazanımlarımız oldu. Bu projeyle Antalya Konferansı'na gittik ve orada farklı kişileri tanıdık. Çok güzel arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu. Süper projeler yaptık arkasından. O arkadaşlarım da burada şu an. Hepsi bana destek olmak amaçlı geldiler beni dinlemeye. Yine ufkumuz açıldı tabii ki. Ben e-twinning projelerinin bir öğretmene çok şey kattığını düşünüyorum. Yani bütün öğretmenlerin bence hayatında deneyimlemesi gereken bir şey bu. Yabancılarla tanışma, yabancıların disiplinlerine uyum sağlama, onların sizden, sizlerin onlardan öğrenmesi, yani şu an peer learning diye söylenilen şey. Yine mesleki gelişimimize çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Benim sunumum bu kadar. Silivri'mizi de orada temsil ettim. Temsil etme fırsatı buldum. Bu projeyi de sunma fırsatını Esra Hocam bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Sanırım şimdi Hasibe Hocam'a sırayı vermem gerekiyor. Çok da fazla vaktinizi almayayım Cuma biz akşamı. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir proje olmuş gerçekten. Sizin de öğrencilerinizin de emeklerine sağlık. Gerçekten çok muhteşem. Her şeyi yapmışsınız. Yani yok yok. Çok güzel olmuş. Yani bu projeyi aslında benim... Ses gitti. Ses gitti. Haydan hocam, tamam. Sesin kapalı. Tamam, şu an herhalde iyi. Benim bunu sunma isteğim şuydu. Siz dediniz ki hani yeni başlayan öğretmenlerimiz olacak. Tereddüt ediyorlar. Hani nasıl olur, nasıl yaparız, yapamayız, altından kalkamayız. Biz kalktık. Hiçbir şey bilmiyorduk. Evet. E-Twinning kulübü bana verildi. Okulumuz proje okulu oldu. Bana dendi ki bir proje yapacaksın. Ama tabii ki ben bu kuruculuk işini üstlendim. Hiçbir arkadaşım, yani umarım ilham olur. Arkadaşlarım kesinlikle pes etmesinler. Yani bir sürü eğitimler var şimdi. Onlara katılarak kendilerini geliştirmeleri mümkün. Böyle çok bir proje.